devam edeceğiz. Piyasaya ilişkin görüşleri aktarmaya devam edeceğiz ve an itibariyle bize de Barış Ürkün Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü eşlik edecek. Barış Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar aynı zamanda. Teşekkür ederiz. Şimdi yeni haftanın ilk işlem günündeyiz. Özellikle bugün kabine toplantısı var ve bu toplantıdan çıkacak olan sonuçlar da önemli. Piyasalar virüse ilişkin gelişmeleri, atılacak adımları yakından takip ediyor. Peki nasıl bir hafta olacak? Sizin özellikle piyasa açısından not almış olduğunuz o gündem başlıkları arasında neler ön plana çıkıyor? Tabii şimdi bu haftanın genelinde yine aslında konuşacağımız konular yine virüs kaynaklı gelişmeler etrafında olacak aslında. Artık hani yavaş yavaş virüsle ilgili gelen son verilere baktığımızda işte birçok ülkede vaka sayısının azalmaya doğru gittiğini gördüğümüzden ki Türkiye'de bu konuda çok başarılı bir süreç yönetimi yaptı. Bu noktada da vaka sayılarında bir azalma mevcut. Vaka sayılarından ziyade burada hayatını kaybeden kişi sayılarında azalmalar mevcut. Tabii ki her ölüm tabii ki üzücü bu noktada ama en azından o tarafta da iyiye doğru bir gidişat olduğunu görüyoruz. En önemlisi olan o yoğun bakımdaki entübedeki hasta sayının azalması. Bunlar da önemli. Yani aslında bunlara dayalı olarak buradan hareketle bizim ana ilgilendiğimiz konu olan ekonominin tekrardan eski günlerine doğru dönmek için çaba sarf etmeye doğru yönelmesi. Bu sadece tabii Türkiye için geçerli değil. Dünyanın birçok ülkesinde yavaş yavaş ekonomiler daha fazla önlemlerini gevşeterek tedbirler üzerinde, bu karantina tedbirleri üzerinde biraz daha ekonomileri açma yönüne doğru gidiyorlar. Bununla birlikte birçok ülkenin de aslında daha da fazla ekonomide şu anda gözlenen bu büyük hasara yönelik bunu telafi etmek adına, bu yaraları sarmak adına da daha fazla teşvikleri ortaya koyacağı bir süreci de aslında görüyoruz ki baktığımızda işte Avrupa tarafında da Eurogroup toplantısından çıkan sonuçlar sonrasında işte 540 milyar euroluk yeniden bir kredinin bir kısmının onaylanması gibi bazı işte Avrupa bölgesindeki üye ülkelere zarar gören, bu süreçten zarar gören şirketlere hisse alımını yapma imkanı vermesi gibi bu tarz adımları da görüyoruz. Yani bu tarz desteklerin özellikle işte ABD tarafında da devam edeceği süreci göreceğimiz bir yine bir süreç var önümüzde. O yüzden de biraz da eşlerin olumluya doğru gittiğine de beklentinin yoğunlaştığı, o yüzden de piyasaların gelen çok olumsuz verilere karşılık çok büyük buna tepki vermediği ve aslında bardağın dolu tarafını görmeyi tercih edip o noktada işlerin hızlı bir şekilde tekrardan normale dönme yönüne gideceğine dair beklentileri fiyatlamaya doğru gittiği bir hafta yerinden başlıyoruz kanaatimce. Çünkü baktığımızda ABD vadelerinde pozitif bir seyir var. Yine haftanın son işlem günü, geçen haftanın son işlem gününde yine ABD endeksleri pozitif tarafta kapandı ki hatta o gün tarım dışı istihdamda tarihinin en yüksek düşüşü, en fazla düşüşü meydana geldi 20 milyonlar civarında. İşsizlik oranında da yine aynı zamanda tarihin en düşük seviyelerine doğru, en yüksek seviyelerine doğru gelindi. Sonuç itibariyle dediğim gibi piyasalar şu anda makroekonomik verilerden ziyade virüsten kaynaklı olarak daha hızlı bir normale dönüş, bu hem desteklerle birlikte devam edecek süreç, buna dolayı fiyatlamayı tercih ediyorlar. O yüzden Asya piyasalarında da bugüne baktığımızda yine pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz. Haftaya bu şekilde başlayacağız ama tabii haftanın genelinde bizi ne bekliyor diye bakacak olursak tabii ekonomik verileri yine takip ediyoruz. Bu da bir taraftan aslında izlenecek bir konu. Yani bu hafta içerisinde Almanya'dan, Avrupa bölgesinden büyüme verileri var. Enflasyon verisi var Avrupa bölgesinde. Bunlar da yine aslında takip edeceğimiz önemli veriler olacak. ABD tarafında da perakende satışları bu hafta görüyor olacağız. Bunlar yine aslında takip edilecek veriler içerisinde. Ama bu veriler kötü geldikçe beklentiler daha fazla destek adımlarının geleceği şeklinde de olacak kanaatimce. Sonuç itibariyle virüs kaynaklı gelişmeleri odaklı gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğimiz bir haftaya bence başlıyoruz. Yurt içinde de evet geçen haftaya baktığımızda endeks biraz yurt dışındaki hareketlere pek katılamadı. ABD'de işte özellikle Nasdaq'ta S&P 500'de hafta kapanışı pozitif tarafta gerçekleşti. Fakat bizim tarafta endeks biraz kur hareketi kaynaklı, belki biraz zamana da değiniriz ama kur hareketi kaynaklı biraz endekste bir baskı altında kalma durumu gözledik ve negatif tarafta kapanış gerçekleşti. %3 civarında. Ama baktığımızda bu haftaya başlangıç bizim tarafta da yavaş yavaş ekonominin normale dönmek için başladığı ilk gün olacak bugün. İşte birçok şirket, birçok firma, birçok fabrika faaliyetlerine yeniden başlıyor. İşte otomotiv sektörü faaliyetine başlıyor. Bankalar normal çalışma saatlerine dönüyor. Bugün AVM'ler açılmaya başladı yavaş yavaş. İşte berberler, kuaförler yavaş yavaş işletmelerini açıyorlar. İşte çalışmaya başlayacaklar. Yavaş yavaş normalleşmeye doğru giden süreç, eğer bu şekilde yeniden ikinci dalga bahsediliyor, bu gelmezse bunun olumlu fiyatlamasını bu taraftan bence göreceğiz diye düşünüyorum. Kur hareketi de tabii ki önemli olacaktır bu hafta içerisinde.
Barış Bey, çok teşekkür ediyorum bu genel değerlendirme için. Şimdi biraz daha parçalara ayıralım dilerseniz. Özellikle küresel piyasalarda borsa özelinde başlayalım ve lütfen onun içeriye yansımasını da ele alalım. Bir S&P 500'ün hemen görünümünü ekrana getirelim. Şimdi az önce siz de altını çizdiniz ki dünya ölçeğinde de önemli S&P 500'ün gösterge niteliğinde endeks ki Borsa İstanbul 100 endeksi için de aynı şekilde 2936 puanda 3000 sınırında 3000 önemli. Yani sizce bunun üzerine bir çıkma söz konusu olur mu? Bu hafta içerisinde nasıl bir görünüm bekliyorsunuz? 3000'in üzerine atarsa bu içeriye nasıl yansır ki borsa içinde önemli bir eşik 100.000 97.000'li seviyelerde cuma günkü kapanışı S&P 500 genel itibariyle borsalar için ne söylüyor? Tabii S&P 500 dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi aslında yani şöyle yani çok olumsuz makroekonomik veriler ile finansal anlamda bir risk fiyatlamasını karşılaştırdığımızda çok derin bir ayrım oldu. Yani bu haşikar. Ama bunu işte Mart ayı yaklaşık ortalarından yani sonundan itibaren gözlemeye başladık. Yani burada aslında bu virüsün yarattığı bu ekonomik anlamdaki çakılmayı, birdenbire durmayı desteklemek adına, yani bunu tekrardan toparlaması sağlamak adına çok ciddi miktarlarda hükümetler düzeyinde, işte Merkez Bankası düzeyinde teşvikler geldi. Bu teşviklerin gelmesiyle en azından bir süreliğine de olsa şu anki görüntüde ya da piyasaların ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlanmış olduğunu, yani en azından daha büyük bir krize doğru sürüklenmenin önüne geçilmiş olduğunu aslında izledik. Yani süreç aslında bu şekilde ilerledi ve bunun yarattığı etkilerle de özellikle riskli varlıklara yönelik de yeniden toparlanma isteğinin aslında devam ettiğini izledik. Ve bu bağlamda da zaten Nasdaq yılbaşına itibaren o kayıplarının üstüne geçerek pozitif tarafa da geçti. Teknoloji hisseleri öncülüğünde. Yani aslında hisseler bazında, sektörler bazında işte teknoloji özelinde baktığımızda, işte sağlık tarafında baktığımızda özellikle alımların ön plana çıktığı, onun da biraz endeksleri yukarı doğru taşıdığı bir süreç oldu. S&P 500'de 3000'e doğru gidişat olur mu? Yani aslında gidişat bence onu gösteriyor. Bu olabilir de bence. Yani dediğim gibi yani işlerin biraz daha yılın ikinci yarısı itibariyle finansal piyasalar açısından konuşuyorum. Ekonomik veriler açısından baktığımızda çok ciddi oranda hızlı bir düzelme görmesek de daha fazla bozulmasının önüne geçilmesi konusunda atılması gereken bazı adımların daha devam edeceğini ben bu noktada düşünüyorum. O yüzden de endeksler tarafında da gelen sonuçların işte özellikle işte veriler tarafında ona bakılmaksızın ben yukarı hareketin biraz daha devam edeceğini yurt dışında açısı düşünen taraftayım. Ama içeriye baktığımızda da içeride bizim içeride yaşadığımız bazı tabii durumlar oldu. Yani endeks tarafı evet 102.000'lerin 102.300'lere kadar yükseliş yaşadı. Bu yurt dışının yaşadığı etkiyle biz bunu gözledik. Tabii içeride de attığımız tabii destek adımlarının da bu noktada çok önemli bir payı var. Ama özellikle son zamanlarda kurda meydana gelen bu 7.27 seviyesine doğru hızlı bir hareket ki bunun hani geçen hafta içerisinde neden bu şekilde olduğunu anladık. Onun da önüne geçilmesi için de bazı adımların atıldığını da bu noktada gördük. Ama tabii bunun bize ne şekilde tezahür edeceğini tabii biraz daha kestirmek gerekiyor. Yani öngörmek gerekiyor. İşte Üç Banka'nın burada TL aşağı satış yaparak döviz borçlanması ama bizim bu noktada TL'yi kısmamız neticesinde doğal olarak pozisyonlarının yükümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaklı yedikleri ceza doğal olarak ya döviz satışıyla karşılaşılacak ya da TL varlıklarını satarak bu noktada gündeme gelecek. İşte geçen hafta endeks tarafında özellikle son iki günde bence bunun etkisini biraz gördük. Önümüzdeki bu hafta içerisinde yurt dışı eğer olumlu devam ederse daha doğrusu bunun bizim tarafı olumlu yansımasının bu taraftan ne şekilde dengeleneceğini biraz daha takip etmemiz gerekiyor. Yani evet yani genel açıklamalara baktığımızda yani kur neden kayıp yaşıyor onu biraz tabii ki analiz ettik. Burada tabii ki ön plana çıkan konu işte döviz rezervinin azaldığına yönelik bazı endişelerin gündeme getirilmesi ki biraz önce bağlantınızda da Sayın Nurol Bank'ın sanırım genel müdürü konuştu. Oldu. Ben de çok fazla şekilde katılıyorum. Özellikle döviz rezervleri içerisinde değil, altın rezervleri içerisinde Eylül 2018'den beri devam eden bir yükseliş eğilimi var. Ve son bu yılın başından itibaren de bu artışın devam ettiğini görüyoruz. O yüzden de döviz rezervleri tarafında değil ama altın rezervleri tarafında devam eden yükselişin dolar ihtiyacı tarafında karşılanması ihtimalini ben bu noktada önümüzdeki günlerde daha ön planda kalabileceğini bu noktada düşünüyorum. Onun da kur tarafındaki belki yukarı
etkisini daha fazla görmeyeceğimiz bir süreci de yaşayabiliriz. Diğer taraftan da o yükümlülüklerin yerine getirilmemesiyle birlikte döviz satışının belki biraz daha etkisini görebiliriz. Bunlar bence bu şekilde devam edebilirse eğer, ben kur tarafında daha önceki haftalarda da buna değinmiştim. Çok fazla yukarı hareketin 7.27'nin üzerine doğru da devam etmesini beklemiyorum. O yüzden önümüzdeki süreçte kur tarafındaki bu yönetimi de iyi şekilde devam ettirebilirsek, bizim taraftaki endeksin de yurt dışına bağlı bir şekilde katılımı bu noktada gerçekleşebilir diye de kendi açımdan bekliyorum diye söyleyebilirim. Peki az önce BDDK'ya değindiniz. Şimdi orada yine BDDK Başkanı Akbe'nin yeni açıklamaları da vardı. Hafta sonu değerlendirmelerde bulundu ve manipülasyona karşı kararlılık mesajı da verdi. Bu değerlendirmelerde oldukça önemli. Az önce bankacılık endeksinde de işte bu özelde değindiniz. Bir bankacılık endeksini de hemen ekrana alalım. Lütfen siz bize tablolar ışığında bunu anlatın. Çünkü bankacılık endeksine baktığımızda da 119.405 puanda, 120.000 seviyeleri önemli. 122.000'in üzerine bir türlü hız kazanamadığını takip ettik son dönemde. Ne olursa bankacılık endeksinde bu yükselişin devamı gelir. İşte az önce S&P 500'de de söz ettiniz. Yani bunların arasında da bir bağdan bahsediyoruz. Parabolik ya da mega trendlere bakıyorsunuz. Bu trendler ne söylüyor? Özellikle işte 3000 seviyesinin aşılması içeride de borsada yükselişi beraberinde getirir mi ve bu bankacılık endeksinde destekler mi? Ne dersiniz? Şimdi tabii bizim bankacılık endeksi bence yani bu diğer endekslere göre baktığımızda biraz geride kaldı ve aslında hisse bazlı baktığımızda da özellikle bu Mart ve Nisan, işte bu Mayıs ayının ilk haftası itibariyle baktığımızda diğer endekslere göre biraz daha ucuz kaldığını ve aslında potansiyel içerdiğini görüyoruz hisse bazında baktığımızda bankalara. Ama bir taraftan da ben hani yabancı oranına dikkat ediyorum. Orada %55-%56'lar civarına doğru geriledik. Doğal olarak baktığımızda zaten hep banka hisselerine yabancıların daha fazla ilgi gösterdiğini gördüğümüzden de yabancıların bir miktar geri çekilmesi, yani yatırımları tarafında, ki zaten haftalık bazda açıklanan verilerde de görüyoruz hisse bazlı satışların devam ettiğini, portföy çıkışlarının. Bu bağlamda biraz yabancıların şu günlerde, şu dönem içerisinde biraz daha çıkış meydana getirmesinin banka hisseleri üzerinde bu nedenle ucuz kalma durumunu aslında yarattığını ben düşünüyorum. O yüzden de biraz içeride bence CDS tarafında biraz daha aşağı yönlü bir hareket, işte kur tarafında biraz daha rahatlama, bu tarz eğilimleri bence biraz daha sağlamamız gerekiyor ki bence bunu sağlayabilecek güçteyiz önümüzdeki süreç içerisinde. O yüzden bir miktar ben banka hisselerinin o yüzden yükselişe katılamadığını bu noktada düşünüyorum. Biraz daha yabancıların bize ilgi göstermesinin hisse bazlı olarak bence var olması gerektiği tarafındayım. Özellikle banka hisseleri açısından bakıldığında bu olmadığı sürece ben banka endeksinde de biraz daha yatay bir seyrin biraz daha devam edeceğini açıkçası düşünüyorum. Dilerseniz hemen bir destek ve direnç noktalarına da bakalım. BIST 100 endeksinin haftalık grafiğini bir ekrana getireceğiz şimdi. Borsa İstanbul 100 endeksi 97 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 97.845 puandan kapattı. Özellikle burada 94.633 seviyesi önemli bir destek seviyesiydi. Belki burada sizin tabirinizle burada destek çalışabilir diyebiliriz aşağıda. Özellikle lütfen sizin için önemli destek ve direnç seviyelerini de bizimle paylaşabilir misiniz Barış Bey? Tabii benim için önemli destek 97.500. Geçen hafta burasıydı benim için izlediğim destek seviyesi. Yani 23 Mart'tan itibaren başlayan yükseliş trendi vardı endekste. Bu yükseliş hareketi az önce konuştuğumuz gibi 102.300'e kadar devam etti. Burada özellikle bahsettiğim işte banka hisseleri dışında diğer hisseler özellikle etkisiyle biraz bu tarafa doğru yükseliş meydana geldiğini gördük. Oradan itibaren bir miktar düzeltme hareketlerinin başladığını da tabii takip ettik bir yandan. İşte bahsettiğimiz diğer nedenler biraz etkili oldu satışların biraz daha devam etmesinde. Ve o trendin altına geçtik Mayıs başı itibariyle. Şimdilik o trendin altında kalıcılıkta, o trendin üstüne geçmediğimiz sürece biraz daha yatay bir hareket, biraz daha işte o trendin üstüne geçmeyi beklememiz gerekiyor. Biraz daha yükselişin potansiyelinin hız kazanması adına. Ama genel itibariyle baktığımda geçen hafta 97.800-97.600 civarında endeksin bir böyle yatay bir hareket eğilimi oluştuğunu takip ettim. O yüzden bütün hafta boyunca o seviye üzerinde tutunması benim açımdan önemli. O yüzden bu hafta başlangıcıyla birlikte o seviyenin üzerinde tutunup tutunmayacağını bence takip etmemiz gerekecek. Ki ABD ve Asya'daki pozitif seyre baktığımızda onun biraz desteğiyle bence biz de güne pozitif tarafta başlayabiliriz ve o destek üzerinde bence başlayabiliriz tekrardan güne. O yüzden o 97.500 üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece yukarı hareketliliklerde en fazla 99.500 ilk olarak izlememiz gereken yer, onun geçilmesiyle birlikte yeniden bir 100.500,
101.500 bölgesi takip edilmeli. Benim kanaatimce o bahsettiğim trend direnci yaklaşık olarak 103.900 oralara denk geliyor şu anda o yukarı yön hareket için. Onun üzerine geçmemiz ve onun üzerinde kalıcılık sağlamamız lazım. Açıkçası kabaca 104.000 üzerine geçtiğimiz noktadan itibaren de biraz daha yükseliş trendinin hız kazandığını açıkçası görebiliriz. O yüzden hani bu hafta içerisinde benim takip edeceğim yerler 90.500, yukarıda 102.500 diyelim. Onun üzerinde de 104.000 kademe kademe izleyeceğimiz direnç seviyeleri olacak. Ama 90.500'ün altına doğru bir geçiş meydana gelirse öyle bir yer satışlar devam ederdi. O yüzden de geleceğimiz yerler 95.000, işte dediğiniz gibi 94.600. Oralara doğru belki de gelme ihtimali olabilir. Peki Barış Ülkün, bir yandan da gözümüz dolar endeksinde. Az önce aslında değindiniz, bir bacağını anlatırken de dolardan da söz ettiniz. Bir de dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde de 100 seviyesi önemli ki bunun hemen altında konumlandığını görüyoruz. Tepe noktasında gün içinde 99.84'e kadar da yükseldiğini takip ettik. Dolar endeksi ne diyor peki? Hisselerden biraz daha kopuk mu hareket ediyor? Nasıl yorumlamak gerekir? Dolar endeksinde çok fazla yukarı çıkıyor ne de çok fazla aşağı iniyor. Ben de bunu aslında şöyle yorumluyorum. Dolara her zaman talep devam ediyor. Şu anda da devam ettiğini görüyoruz küresel boyutta. İşte rezerv para birimi olarak değerlendirildiğimde gelen verilere göre de baktığımızda aslında güvenli para birimi olarak bir açıdan talep gördüğünü, bir açıdan da işte bu gelen verilere karşılık olarak da işte daha fazla destekleyici adımın atılmasına yönelik daha fazla beklentilerin artmasının da dolara yönelik güvenli varlık açısından da talep görmeye devam ettiğini görüyoruz. Bir taraftan da işte ekonomiler yavaş yavaş açılmak için hamlelerde bulunuyor. ABD bunda da işte bu tarz hamleleri atmaya başladı. Birçok eyalette yeniden ekonomik aktivite yeniden başladı. Buna ilişkin olarak da buna ilişkin iyimser beklentilerini de bir taraftan dolar talebi yarattığını da görüyoruz. Yani bu açıdan bakarsak da doların o yüzden işte 100 seviyesi civarında ben hareketinin bir süre daha devam etmesini bekliyorum açıkçası. İşte yavaş yavaş bu ekonomik verilerdeki bozulmayla birlikte 2021 yılı itibariyle işte Fed'in Fed fon vadeleri tarafında artık negatif faize doğru bir fiyatlama olduğunu gördük. Bu da aslında daha fazla piyasada desteklemek adına adım atılıp atılmayacağını beklentileri de bu noktada içeriyor. Bu tarz endişeler de bir açıdan sürdüğü müddetçe de ben dolara olan talebin özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında biraz daha devam edeceğini düşünüyorum ama bu talebin de çok da fazla yukarı boyutlu olduğunu da görmüyoruz dediğim gibi. Yani 100 civarına gelip oralarda tutunma sergiliyor. O yüzden ben bu beklentiler eşliğinde talebin devam edeceğini, o yüzden çok fazla aşağı bir hareketin bir süre daha, kısa bir süre daha olsa devam etmeyeceğini düşünüyorum. Yani 100 civarında bir hareket bence biraz daha devam eder diye bekliyorum. Geçtiğimiz günlerde 100'ün üzerine attığını takip ettik ama çok fazla oralarda kalamadı. Ya da 96'ya doğru bir geri çekilme söz konusuydu. Orada da yine çok kalamadı değil mi? 98-99 evet. Bandında hareket ettiğini görüyoruz. Bir süre daha bu devam eder yani, öyle mi? Beklenti evet, bu yönde. Ben öyle bekliyorum bir süre daha olmasını, aynen. Peki Barış Bey, şimdi doları konuşmuşken altını da konuşalım. Altının ons fiyatını da bir ekrana getirelim. Dünya Altın Konseyi'nin de bu arada bir raporu açıklandı. İlk çeyrek raporu, ona da değineceğiz. Hemen ons altının grafiğine bakalım. 1705 dolardan işlem görüyor. 1712 dolarla tepe noktasında hareket ettiğini takip ettik gün içerisinde. Grafik bize onu söylüyor. Ons altın tarafında bir de gram altına bakalım. Gram altının ardından da hemen ekrana getireceğiz güvenli liman altına ilişkin Dünya Altın Konseyi'nin açıklamış olduğu ilk çeyrek raporunu. Gram altında 388 lira seviyesinde 390 lirayı da gördü. 390 liradan alıcıyla buluştuğunu ifade edebiliriz. Gram altındaki grafikte, gün içi grafikte ekrana yansıyor. Şimdi bir de Dünya Altın Konseyi'nin raporuna değinelim. Şöyle bir göz gezdirelim Barış Bey izninizle. Lütfen siz de bizim için yorumlayın. Şimdi ilk çeyrekte 1703 dolar seviyesi önemliydi. Aralık 2012'den beri en yüksek seviyeleri test ettiğini takip ettik ki bugün gün içi grafikte tepe noktasında 1712 doları gördük. İlk çeyrekte altın talebi %1 artış gösterdi. 1084 ton oldu. Küresel altın talebi bu dönemde 55 milyar dolarlık büyüklüğe erişmiş durumda. Altın bazlı yatırım fonlarına son 4 yılın en güçlü fon girişi oldu. Altın bazlı yatırım fonlarına da bakalım. Hemen sayfayı şöyle bir çevireceğiz. Fonların elindeki altın miktarı ilk çeyrek itibariyle 3185 tona ulaştı. Merkez bankalarının altın alımı %8 geriledi. 145 ton oldu ancak gerilemeye rağmen önceki dönemin üzerinde olduğunu ifade edelim. Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerindeki altın miktarı da 72.7 ton artış gösterdi. 485.2 tona ulaşmış durumda. Son verilerde bu şekilde Barış Bey. Şimdi dilerseniz hem
Dünya Altın Konseyi'nin raporunu değerlendirelim. Ardından da anlık veriyi lütfen bizim için yorumlayın. Altın alıcısına ya da satıcısına diyelim, yatırımcısına neler önerirsiniz? Sizi dinliyoruz. Tabii şimdi içinde bulunduğumuz durum doğal olarak ekonomik aktivitenin ciddi anlamda durmasıyla birlikte bakıldığında doğal olarak yatırımcıların da endişeye kapılmasına yol açtı. Bu da doğal olarak tabii ki endişeye kapılan yatırımcının güvenli olarak varlıklarını o tarafa doğru yönlendirmesiyle karşımıza çıktı. Bu bağlamda da altın talebinde tabii ki artış meydana geldiğini gözledik. İşte 1700 dolar üzerinde o yüzden bir tutunma eğilimi olduğunu görebiliyoruz. Bu süreç hala devam ediyor. Tabii buna etki eden birçok faktör de var. Yani hem dünyada birçok ülkenin bol likiditeyi sağlaması piyasalara, aynı zamanda sıfıra yaklaşan faizler, işte FED olsun, diğer merkez bankaları olsun. Bunun da biraz etkisi o yüzden altının talep görmesine neden olan süreci karşımıza çıkarttı. Tabii ki burada en ön plana çıkan olay güvenli varlıklar tarafındaki talebin sürüyor olması. Yani altına olan talebin sürüyor olması. Bunda en ön plana çıkan konu da zaten raporda da belirtilmiş. Altın fonlarının, ETF fonlarının bu noktada altına olan talebini arttırması. Zaten en büyük altın fonuna baktığımızda bu. SPDR'a baktığımızda da ton bazında da işte fiyat bazında da baktığımızda ciddi anlamda yükselişlerin meydana geldiğini görüyoruz. Ki baktığımda ben 900 tondan 1100 tona doğru yükseliş olduğunu görüyorum. Özellikle yılbaşından bu yana baktığımızda. O yüzden ciddi anlamda bir altın talebinin olduğunu bu noktada değerlendirmek gerekiyor. Tabii bu süreç baktığımızda işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın da aslında az önce başta da bahsettiğim gibi önemli miktarda altın rezervini artırması anlamına da gelmiş gözüküyor. Diğer birçok ülkeye göre altın rezervimizi daha fazla arttırdığımız bu noktada plana çıkıyor. Bu aslında işte dolar tarafını biraz daha desteklemek adına önümüzdeki süreçte belki de kullanılabilecek rezerv açısından bence oldukça önemli bir durum, önemli bir strateji. Ben bunu da oldukça doğru buluyorum bir açıdan da baktığımızda. O yüzden ben önümüzdeki süreç içerisinde bu taraftan merkez bankaları düzeyinde altın talebinin biraz daha devam edeceği bir süreci belki de görebiliriz. Ama diğer merkez bankalarının altın talebinde de o süre içerisinde azalma olmuş. Ona da aslında baktığımızda özellikle bu koronavirüsün yaratmış olduğu ekonomik etkileri kontrol altına almak amacıyla ona odaklanmış haldeyken yine işte biraz daha likit varlıklara ihtiyaç duymasını belki de burada etken olduğunu söylemek gerekiyor. Ama bir sonraki süreçte işte düşük faiz ortamı, ekonominin biraz daha toparlanmasının gecikmesi gibi durumlarda altın talebinin biraz daha devam edeceği süreci bu noktada görebiliriz. Genel itibariyle yatırımcı bazında değerlendirdiğimizde de işte gram altın özelinde baktığımızda ya da ons altının talep görmesi açısından baktığımızda tabii ki düşük faiz ortamı uzunca bir süre devam edecek. Bunu bence uzunca bir süre daha izliyor olacağız, takip ediyor olacağız. Yüksek likidite ortamında devam edeceğiz. Süreci de bence görüyor olacağız. Ekonomik aktiviteyi toparlanmasını yavaş yavaş izleyeceğiz fakat bu toparlanma biraz da uzun bir vadeye geliyor olacak. Bu düşük faiz ortamı devam ettiği sürece altın tarafındaki talebin de kademe kademe bazen kar satışları olsa da sonraki süreçlerde devam etmesini ben açıkçası bekliyorum. Yani tabii bu ons altın tarafında konuştuğumuzda ben takip ettiğim destek seviyelerinden bir tanesi vardı. 1677 dolar, işte 1677-1660 bölgesi. Yani bu bölge üzerinde tutunmanın devam ettiği müddetçe ben yukarı hareketin tekrar devam edeceği tarafında düşünüyorum hala ve 1725 dolarda burada bence bir sınır. Orayı geçtiğimiz noktada itibaren daha yukarı seviyeleri görme potansiyeli de ons altın tarafında olabilir. Peki. Gram altın açısından bakarsak sanırım süre bitiyor. Yani gram altın tarafında baktığımızda Türk lirasındaki gidişatı bence takip etmemiz lazım. Yukarı hareketi özellikle Türk lirasındaki zayıflıkla beraber meydana gelmişti. Önümüzdeki periyotta eğer dolar TL'de daha aşağı seviyeler görürsek gram altın için bence biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Biraz geri çekilmeleri görüp ondan sonra biraz daha talep etmekte bence daha fayda olabilir açısı diye düşünüyorum gram altın için. Peki Barış Ürkün, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Sayın seyirciler, seans öncesinin de böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi veda zamanı, programımıza bir nokta koyacağız. Ancak Av Para ekranlarından ayrılmayın. Az sonra paranın...